Ben o zaman hepinize Çağlar Akşelalesi'nin dilinden tekrar merhaba diyorum. Üçüncü gümüşlerinin götürdüğü dağların üzerinde muhteşem bir şelalenin sesleri arasında sayın muhtarımızın objektifiyle şu anda sevgili Seda, yanıma alayım seni. Hemen. Evet Seda'cığımla beraber. Merhabalar. Ayçiçek'in hoş. Evet sizler var burada. Bakın bu güzelliğini getirdik. İlhan kardeşimiz taşıyor. Merhaba. İlhan Yılmaz. Ve Veli Bey. Babası Çağlayan Köyü sakinlerinden İlhan Yılmaz ve Veli Yılmaz bizi buraya getirdiler. Sayın muhtarımız da şu anda çekim yapıyor. Evet bu güzellikleri kardeşe bize gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet, kırmadığınız için buraya kadar geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Nasıl bıraktığını biraz bilgi alalım sizden. Giresun merkeze yaklaşık 100 km uzaklıkta, evet. 50 metre yüksekten dökülüyor şelale. Şelalenin döküldüğü kadar çünkü köyden çıkıyoruz, bir ayrı noktada. Evet. Ve yine Şenaz Köprümüz, Kilikdeniz, Dumla'da kalan taş evler, evet. Birazdan onları ziyaret edeceğiz. Evet, Beri Bey, siz bu köyde yaşayan birisiniz. Teşekkür evet, ediyorum. Veli Bey'le de bir süre aslında bu şelaleler turizm açıldı mı? Kimler burayı fark etti? Bu konuda bilginiz var mı? Evet, bizim yüzümüzden gelen oldu yani. Geldiler turizm müdürlüğü. Evet, yapacağım sesle. O zaman hala 2-3 sene oldu. Yani hala ha, 2-3 yıl önce geldiler. Taş evet. Döşenecekmiş değil mi? Orijinal evet, taşlar döşenecekmiş. Bu yol güzergahını evet, özel idare zannediyorum. Sayın Mehmet evet. Fatsa beyefendi ilgileniyormuş. İlgileniyormuş, evet. Orijinal taşlar gömüldüğü için sevgili izleyiciler, henüz bu yol yapılmamış ama yapılacak. Yapılınca hepinizi Çağlayan Şelalesi'nin dibinde papatyalarla biz de karşılamak istiyoruz. Sevgi dolu selamlar sunuyorum hepinize. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederim. Sağ olun.